Yani önümüze kadar geldi. Fark ettik ki Akdeniz fokuymuş. Normal Çok denizde. şaşırdık. Normal tatlı suda yaşamıyor diye biliyorduk. Akdeniz sularında yaşıyor diye biliyorduk. Burada gördüğümüzde aşırı şaşırdık. Ama Akdeniz'den buraya nasıl geçtiğini çok düşündük yani. 1,5-2 metre boyunda falandı böyle. Böyle koyu kahverengi rengi bir şeydi yani. Biz de böyle iyice baktık bu taraflara. İlk önce arkadaşımız gördü. Sonra dikkatimiz çekti. Herkes bu taraftaydı. Biz dedik bu tarafa geçelim belki görürüz. Video falan çekeriz diye. Korkmadım da şaşırdım abi dedim. Burada fok balığının ne işi var acaba? Diye yani. Yani garip geldi çünkü ilk defa burada karşılaştık yani garipti. Şaşırdınız mı? Aynen. Ne yapıyor? Suyun üstüne çıkıyor arada sırada herhalde. Çıkıyor çok güzel ilk kez görüyorum ben de. Çok ilginç bu aç ayında olması. Fotoğrafını falan çektiniz mi? Evet, az önce çektik. Yavrusu avlanmayı öğreniyor şu anda. Bu dönem yavrunun daha kolay avlanabileceği yerler, bu alanlar yani boğa çayı, öyle tatlı su ağızları kolay avlanabilecekleri yerler olduğu için avcılığı öğreniyor şu anda. Büyük bir bireye benziyor, görüldüğü şekilde yetişkin bir bireye benziyor. Kendisini görsek çok iyi olurdu. Genellikle yavru foklar bu tür yerlerde sütten kesildikten sonra avcılığı öğrenmeye çalışır. Foklar balık, özellikle ahtapot, çoğunlukla ahtapot avlarlar, balık avlarlar, yengeç, istakoz gibi canlılarla besleniyorlar. Daha da aç kalırlarsa sudaki diğer canlıları, tunikat, sünger gibi şeyleri de yiyebiliyor bunlar. Evet, Antalya'nın mucizeleri, Antalya'nın güzelliği bu. Biliyorsunuz Antalya falezlerinde ve Antalya'nın çevresinde foklar var, fok aileleri var. Zaman zaman bu tür foklar tatlı sulara giriyor. Bazen foku Belek Acısu'da, bazen Aksu'da, bazen Köprüçay Irmağı'nda, bazen Manavgat Irmağı'nda görüyoruz. Şu an avlanmak üzere girmiş herhalde büyük bir ihtimalle Boğa Çayı'nda. Foklar biliyorsunuz dünyada nesli giderek azalan memeliler grubunda. Dünyadaki toplam sayısı 500 ile 700 birey arasında. Tam net bir rakam yok ama 500 ile 700 birey arasında olduğu biliniyor. Bunun dünyadaki toplam sayısının, Akdeniz fokunun toplam sayısının 1/4'lük kısmı Türkiye ile Yunanistan kıyılarında. Antalya çevresinde de bir 20'ye yakın bireyin olduğunu tahmin ediyoruz. Yani 20'ye yakın Antalya çevresinde, Antalya il sınırları içerisinde fok olduğunu tahmin ediyoruz. Gördüğünüz oradaki Boğa Çayı'ndaki fok da bu foklardan bir tanesi. Avlandığı yıllar, avlak sahası onların. Şu anda muhtemelen mavi yengeç Boğa Çayı'na girdiyse mavi yengeç avlıyor olabilir. Kefal yakalamaya çalışıyor olabilir. Göldeki işte Boğa Çayı'ndaki balıkları avlamaya çalışıyor. Yalnız hemen burada gelmişken belirteyim. Foklar insanlarla çok çabuk bağ kuran canlılar. Zeki hayvanlar. İnsanlarımızın yaklaşmaması. Yani insanlardan bağ kurduğu an bundan sonra insanların içlerine kadar girebilir. Esasında insan varsa etrafında uzak durmaları gerekiyor. Rahatsız etmemeleri, yakın bağ kurmaması için de insanların yaklaşmaması gerekiyor. Endişem benim, korkum. Zaman zaman foklar balıkçı ağlarından da balık çalar. Yani dediğim gibi zeki hayvanlar motorun sesini, pervanenin sesini bilir. Ve
balıkçının ağını takip eder, ağ çalar. İnşallah ağlara da takılmaz. Balıkçılarımızın bu konuda da dikkat etmeleri gerekiyor. Takılmış da olabilir. Yani ağda balık ağı kaldırırken de hemen balıkçının peşinden de geliyor olabilir. Yükselirken ağdan balığı çalmaya çalışır. Balıkçılarımızın öldürmemesi, onların da yaşama hakkı var. Biz onların yaşam alanına müdahale ediyoruz. Dikkat etmeleri gerekiyor. Antalya çok güzel bir kent. Yani düşünebiliyor musunuz? Dünyada 700 tane sayısı olan bir canlının hemen Antalya'nın içinde, Antalya'nın en güzel yerinde, Boğaçayı'nda yaşıyor, yaşam mücadelesi vermesi kadar güzel bir şey yok. Bu açıdan şanslıyız. Dünyada düşünebiliyor musun? 700 tane, 700 olduğunu varsayarsak, 700 tane canlı olan bir tanesi şu anda Antalya'nın Boğaçayı'nda çok da güzel görüntü veriyordur o. Tahmin edebiliyorum görüntüsünü. Biyolojik çeşitliğimiz bu, zenginliğimiz bizim bu. Yaşatmaya çalışalım bu canlıyı.